aylık ilim, kültür ve edebiyat dergisi Somuncu Baba, e-dergi olarak tüm platformlarda hizmetinizde. Cemil Meriç, dergiler hür tefekkürün kaleleridir der. Bu bir benzetmedir, bir teşbihtir. Bu manada dergiler özellikle İslam ahlakına, İslam tefekkürüne, İslam adab ve erkanına göre insanımızı yetiştiren, insanımızı manevi anlamda besleyen böylesine bir kale, bir hisar hükmündedir. Ahlaki anlamda insanımızı koruyucu bir rolü vardır dergilerin. İşte Somuncu Baba dergisi de bu dergilerden birisidir. Dergiye baktığımız zaman hem akılla vahyi, gönülle aklı sentezleyen bir özellik taşıdığını görüyoruz çıktığı günden beri. Somuncu Baba dergisinin bir özelliği var. Okurlarını sıkmayan bir üslup ile, yine okurlarını sıkmayan konular ile okuyacağı sunuluyor. Yani ilkokulu bitirmiş olan bir vatandaşımız ile, yani doktora yapmış, üniversitede hoca olan insanların ortaklaşa okuyabilecekleri konuları ele alan bir yapısı var derginin. Bu yönü çok güzel. İkinci olarak da, üslup olarak da hakikaten yormuyor. Üçüncü olarak da insanlar manevi boyutunu pekiştirmeye, yoğunlaştırmaya hedefleyen bir yapısı var. O yüzden ben ulaşmış olduğu insanlar itibariyle çok büyük bir hizmet gördüğü kanaatindeyim. Somuncu Baba dergisinde gördüğüm en önemli nokta kalite, sanat, estetik. Gerek dizampajın, yani mutfakta çalışan arkadaşlarımızın onlarca yıldır özenle, hasretle, iştiyakla sanki çok sevdiği bir dostuna özel zarf içerisinde çok özel mektup yazıyormuş gibi hassas dokunmuş bir yazı kalitesi olduğunu, yayın olduğunu görmekteyiz. Bir de Somuncu Baba'nın şöyle bir güzelliği var. Yani ilk sayılardan itibaren hakikaten akademiya ile barışık. Yani üniversitede hocaların yazdığı bir dergi ama böyle çok üst düzeyde kalmayıp şairlere de açılan, kapısı şairlere de açık olan, yani her sayıda belki 8-10 tane, o çocuk sayısı, aile sayısıyla birlikte 8-10 tane çok güzel, herkese mesaj veren şiirleriyle, yine çizgileriyle, resimleriyle dolu dolu bir dergi. Dergide yayınlanan resimlerine varıncaya kadar o özelliği hep korumuştur. Hep sanatımıza, estetiğimize önem vermiştir. Ve o bir mekteptir. Somuncu Baba dergisinin bir mektep olduğunu görüyorum. Neden mektep? Bu mektebe öğrenci olanlar, bu dergimizi okuyanlar itikattan ibadete, efendim ahlaktan tarihe, işte sanattan edebiyata, hatta mutfak kültürüne varıncaya kadar okuyucusunu doyuran, yetiştiren bir dergi olarak gördüm. Kapak resmi bir defa çekiyor. Somuncu Baba ismi her şeyden önce sıcak bir intiba uyandırıyor Anadolu insanına. Ve içini açıp da sayfalar arasında dolaştığında resimler bile onu aidiyet anlamında oraya kılıyor. Ve ben şunu görüyorum. Somuncu Baba dergisi aslında bir arşiv dergisi oluyor, olmuştur. Yani yazıları tasnif edildiği zaman işte dine dair, hayata dair, kültüre dair, tarihe dair, şiirlere dair yazıları tasnif edildiği zaman hakikaten önemli bir arşiv malzemesi haline gelmiştir. İnşallah daha bereketli, daha güzel hizmetleri yapmaya devam eder. Tabii bu dergi sadece tek başına çıkan bir dergi değil. Adeta o da bir külliye mahiyetinde, yanında çocuk dergisiyle, aile dergisiyle, ailenin tüm fertlerine hitap eden bir dergidir. Bu da bu açıdan baktığımız zaman çok büyük hizmetler ifa ettiğini görüyorum. Yani Somuncu Baba dergisinin ve birçok bu dergide hocamızı, yazarımızı tanıdık. Ve bu da bir salih ameldir. Böyle bir dergi faaliyetinin ortaya konulması salih bir amel.
bu dergide çalışmak, bu dergide yazıp çizmek, geleceğimize, nesillerimize bir not düşmek manasına da geliyor. İnşallah bu bir sadakayı cariye olarak devam edecektir. Devam ettiği sürece de bu dergiden biz manevi anlamda da haz alacağız. Görselleriyle, içindeki makaleleriyle uzun soluklu bir dergi. Tabii ki bugün insana ulaşmada artık farklı yollar var. Yani hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ki çocuklarınızı kendi çağlarına göre yetiştirin. Sizin kendi çağınıza göre. Elbette dönemler, zamanlar değişiyor. Yeni bir takım teknolojiyle birlikte hayatımıza işte uzun zamandır bilgisayar var. Fakat bu son dönemlerde özellikle pandemiyle birlikte internetle olan hemhal oluşumuz, uğraşımızın miktar itibariyle, sayı itibariyle, saatler itibariyle bir hayli arttığı bu dönemde daha rahat ulaşılabilir olması, daha kolay ulaşılabilir olması, herkesin cep telefonunda internetin olduğu düşünüldüğünde makul ve olması gereken budur diye düşünüyorum. Nitekim pek çok gazetenin de, hatta gazeteciliğin de yavaş yavaş ölmeye başladı, yani kağıt olarak ölmeye başladı ve bunun ya da elektronik ortama taşındığı bir dönemde bu düşüncenin hayat bulmasının isabetli bir karar olacağını söyleyebilirim. Artık yayın hayatı, gazeteler, dergiler ve hatta kitaplar günümüzde gittikçe e-dergi şeklinde ifade edilmeye başladı. E-dergi veya e-kitap pratik olma bakımından çok daha mükemmel. Taşıma açısından mekan ile kütüphaneye gidip masa başına geçip bir dergi kitabı okumaya çalışmaktan, eğer kişi bunun hakikaten sevdalısıysa öyle olması lazım. Her an arabada giderken okuma imkanı daha kolay. Dergi geldiği zaman ben bakıyorum dergiye, koyuyorum kenara çünkü başka işler. Ama öbür türlü devamlı yanımda taşımış oluyorum. Bence sanki bu yolda, bu asırda çokça takip edilen bir şey haline geldi. Şimdi tabii derginin E'ye geçmiş olması, internetten artık yayınlanacak olması, bir de ücretsiz olmuş olması şöyle güzel bir faydası olacak. Şimdi eskiden dergi kağıta basıldığı için bu kağıt olan dergiyi herkese ulaştırmak mümkün değil. Yani kapı kapı diyelim ki mahalle mahalle gezerek insanlara bizim böyle bir dergimiz var, abone olur musunuz diyerek ulaşmak, ulaşabilseniz bile insanlarla işte orada konuşup ona anlatıp ikna etmek, bunlar hep zaman isteyen şeyler. Bunu da yapmak hakikaten özellikle de yaşamış olduğumuz, insanların yoğun olduğu, zamanlarının kıt olduğu bir dönemde bunu başarabilmek hakikaten zor. O yüzden e-dergiye geçmiş olması bir açıdan şu takdir hak ediyor. Çağa uygun adım atıyorsunuz. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu aynı zamanda tasavvufun da çağla birlikte yürümesinin de bir başka göstergesidir yani. Tasavvuf çağla birlikte yürüyor. Yani öyle bir şey yok hani tasavvuf dünyadan soyutlanmış. Aha, size örneği işte. Bak, teknolojiyle birlikte yürüyen bir tasavvufi hizmet var burada. Somuncu Baba dergisini aile ve çocuk ekleriyle birlikte web sayfası ve mobil uygulamalar üzerinden ücretsiz okuyabilirsiniz.